bunları anlamaktan geçiyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İslam dünyası belki klişe bir laftır ama tarihinde olmadı saldırıların tam şu an merkezinde bulunuyor. Sebebi çok basit. Çünkü İslam dünyası aynı zamanda bir uyanış hamlesini de kendisi gerçekleştiriyor. Yani siz Aceh'deki kardeşlerinizi, Darfur'daki kardeşlerinizi, Mısır'daki kardeşlerinizi, Myanmar'daki kardeşlerinizi bu zaman diliminde hatırladınız. Ekmeğinizi onlarla yeni paylaştınız. Dualarınıza onları daha güçlü bir şekilde kattınız. Ve dolayısıyla aslında siz İslam dünyasını yeni yeni tanımaya başladınız. Aynı şekilde onlar da Türkiye'den Osmanlı'nın bir mirası olarak umudu yeni yeni görmeye başladı. En son seyahatimizde Patani'de bir camiyi ziyaret ettiğimizde onlarda bir deyim vardı. Şunu söylüyorlardı. Tayland Patani'de. İstanbul'dan yardım gelmezse Patani asla özgürleşmez. Dedik ki bu neyin sözüdür? Gündelik yaşamda kullanıyorsunuz ama bu neyin sözüdür? Dediler ki İngilizler burayı işgal ettiklerinde biz Osmanlı halifesine bir mektup gönderdik. Dedik ki bizim halimize bakın. Eğer cihat edin diyorsanız cihat edelim. Hicret edin diyorsanız hicret edelim. Sesinizi çıkarmayın diyorsanız sesimizi çıkarmayalım. Ve Osmanlı bunun üzerine 44 tane askerini oraya gemiyle yollar. Ve o askerler İngilizlere esir düşer. O gün bugündür Patani'de o deyim kullanılır. İstanbul'dan yardım gelmezse Patani asla özgürleşmez. Biz biliyoruz ki İstanbul'dan yardımın gitmesi için Kudüs'ün Mescid-i Aksa'nın düşmemesi lazım. Çünkü biz biliyoruz ki Mescid-i Aksa aynı zamanda bir Müslümanın namusudur. Bu namusu çiğnetmemek lazım. Peki İslam dünyasında bu kadar saldırı niye yapılıyor? İslam dünyasında ne isteniyor sorusunun cevabını bulmak lazım. Şimdi Batı yeni bir projeyi devreye koydu. O da şu, daha önce bir fil saldırı haline getirdiği İslam dünyasını kendi içindeki insanlarla karşı karşıya getirmekte bir strateji uyguluyor. Biz buna İslam'a karşı İslam diyoruz. Yani dikkat edin, İslam dünyasındaki birçok saldırının karşısında İslam dünyasının unsurları olan Müslümanlar birbirleriyle savaşır hale getirildi. Bu projeyi ortaya koyarken de şöyle bir strateji uyguladılar. Dediler ki bazı coğrafyalarda coğrafyayı kutsallaştıracağız. İslam ülkeleri arasında coğrafyadan coğrafyaya karşı bir direnç hattı oluşturacağız. Nasıl oluşacak? Yani kendi böldükleri sınırlar için Müslüman dünyasının birbirine saldırmasına olanak verecekler. Bu yaşanıyor mu? Yaşanıyor. Birçok yerde yaşanıyor mu? Evet, yanı başımızda Suriye'de 80 yıl önce aynı olduğumuz insanlarla şu an bir sınır hattının diğer tarafındayız. Diğer taraftan dediler ki o tutmazsa mezhebe karşı mezhebe oluşturacağız. Bu insanları mezheple birbirine düşman edeceğiz. Birbirlerini kesmelerinin olanağını araştıracağız. Bunu yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Allahu Ekber diyen de Müslüman kardeşini öldürüyor mu? Öldürüyor. Suriye'de ve birçok yerde bu karşımıza çıkıyor mu? Çıkıyor. Üçüncüsü dediler ki bu da tutmazsa o zaman diyeceğiz ki kardeşim bakın bir ılımlı İslamcı var, bir radikal İslamcılar var. Dolayısıyla ılımlı İslamcılarla radikal İslamcıları karşı karşıya getireceğiz. İktidar için bunlar birbirini boğazlayacaklar. Bu gerçekleşiyor mu? Gerçekleşiyor. Peki bütün bunlar yaşanırken Batı dünyası, İslam dünyası için ne diyordu? Bu insanlar sandığa inanmaz. Bu insanlar demokrasiye inanmaz. Bu insanlar halka inanmaz diyorlardı değil mi? Mısır'da ne oldu? Mısır'dan önce Cezayir'de ne oldu? İnsanlar sandığa gitti. O Batı'nın inanmaz dedikleri insanlar kendi tercihlerini kullandılar. 100.000'e yakın insan katledildi Cezayir'de ve o sandıklar geçersiz sayıldı. Mısır'da yanı başınızda İhvan hareketinin nasıl kendi içerisinde Sisi belasıyla alaşağı edildiğini görüyorsunuz. Ben Mısır'a gittiğimde şaşırmıştım. Niye şaşırmıştım biliyor musunuz? Ramazan ayında o katliamlar gerçekleşirken şahit olduğum için Allah'ın huzurunda rahatlıkla konuşabiliyorum. İnsanların o askerlerin elinde Kur'an-ı Kerim bilmiyordu. Boş zamanlarında Kur'an-ı Kerim'i sürekli ellerinden düşürmüyorlardı. Ama o insanlar iftarlarını açtıktan sonra Adeviye meydanında yanı başımızda duran insanları katletmekten de çekinmiyorlardı. O kanlı ellerini yıkıp namaza durabiliyorlardı. İşte tam da Batı'nın istediği İslam böyle bir İslam'dı. Şimdi Mescid-i Aksa'yı İsrail niye yıkıyor? İslam dünyası bu haldeyken, bu sorunlarla uğraşırken, kendi içinde bütün bunlarla birlikte mücadelesini verirken İsrail şunu farkında. Bana kimse söz söyleyemez.
Zaten İsrail'in efendileri İslam dünyasını İsrail'le birlikte bu hale getirdiler. Zaten kan gölüne çevirdiler. Zaten onlar herhangi bir şekilde bir uyanışın gerçekleşmesini istemiyorlar. Mısır'da bir şey gerçekleşecekse Allah şahit diyorlar. Türkiye'de bir şey gerçekleşecekse Allah şahit diyorlar. Bunun yolunu hemen kapatıyorlar. Peki niye istiyor İsrail? İsrail şunun farkında. Diyor ki kendi kitabına göre, tahrif edilmiş kaynağına göre söylüyor. Diyor ki ben Süleyman Mabedi'ni inşa etmediğim sürece benim burada kalıcı olmamın herhangi bir olasılığı yok. Peki ne yapacağım? O zaman Mescid-i Aksa'yı yıkacağım. Şimdi bunu İsrail kuruluşundan itibaren çok net biçimde, sistematik biçimde uyguluyor. Benim anlamadığım İslam dünyası bunu bildiği halde hala buna al aşağı edecek herhangi bir şey yapmadığı takdirde bir de üstüne üstlük bunlara çok ciddi anlamda destek çıkıyor. Bakın en son o Mescid-i Aksa'nın etrafındaki evlerin finansmanını kim verdi biliyor musunuz? Bir İslam ülkesi olan Birleşik Arap Emirlikleri verdi. Onlar o evleri aldılar, İsrail'lere teslim ettiler. Peki İsrail bu hamlesiyle neyi söylüyor? Diyor ki, bir, ben burada Süleyman Mabedi'ni inşa edeceğim. İki, mabedi inşa ettikten sonra, Hazreti Musa'nın sandukasına ulaştıktan sonra, Hazreti Süleyman'ın mührüne ve yüzüğüne ulaştıktan sonra, ben dünyada kalıcı olacağım. Nasıl olacağım? Hazreti Süleyman o yüzükle cinlere hükmediyordu. Ben o yüzüğü bulduğum takdirde cinlere hükmedeceğim, İslam dünyasına hükmedeceğim ve güç ben olacağım. Böyle film gibi geliyor değil mi? Ama adamlar buna inanmış. Çok acı bir şey. Adam bir duvarı için bütün ulusunu feda ediyor. Bir duvarı için her şeyi yapıyor ama yanı başımızda binlerce yıllık tarihimizi yine bizim içimizden çıkanlar yıkıyor. Dolayısıyla aslında şunu anlamamız lazım. İsrail'in bugün yaptığı yeni bir olgu değil. Bunu İslam dünyası böyle çaresiz olduğu sürece sürekli olarak deneyecek. Yani bir suyun kaynaması noktası gibi İslam dünyasının reaksiyonuna bakacak. Mescid-i Aksa işgal edildi değil mi? Mescid-i Aksa'ya postallarla girdiler değil mi? Peki Mescid-i Aksa ilk kıblemiz mi? Allah'ın Resulü'nün Miraç hadisesinin gerçekleştiği yer mi? Ecdadımızın emaneti mi? Peki buna karşın İslam dünyası ne yapıyor? İslam dünyasının yetkilileri ne yapıyor? İslam dünyası bunun üzerinde ortak bir mutabakata varabiliyor mu? Niye? Çünkü İsrail şunun farkında. Zaten birçok yönetimi Amerika ile birlikte, Batı ile birlikte kukla haline getirmiş. Burada işte asıl olan halkların ayaklanması. Asıl olan halkların buna tepki göstermesi. Ürdün'de hala kendi askeriyesinin İngiliz subayı olduğu bir İslam ülkesinden bir şey bekleyemezsiniz. Diğer ülkelerden bekleme şansınız yok. Ancak beklerseniz buradan beklersiniz. Onun için buradan çıkacak olan ses aynı zamanda Myanmar'a da ulaşıyor, Darfur'a da ulaşıyor, İslam dünyasının farklı yerlerine de ulaşıyor. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Peki İsrail uzun süre bunu yapabilir mi? Bakın 2021-2023 tarihi çok kullanılıyor değil mi? 2021 ve 2023 tarihi İsrail açısından önemli. Müslümanlar açısından da önemli. İki sebebini açıklayacağım. Yıllar önce Allah rahmet eylesin, Şeyh Ahmet Yasin bir gazeteciye verdiği röportajında diyordu ki İsrail ya 2021'de ya 2023'te yıkılacak. İlk okuduğumuzda dedik ki herhalde Şeyh Ahmet Yasin içindeki bir duygu ifade ediyor, bir temennisini ifade ediyor. Daha sonra bundan 6 ay önce, bunu internette çok rahat bulabilirsiniz, Amerika'nın 17 istihbarat örgütü rapor hazırladı. Kissinger bu raporu açıkladı. Dedi ki, İsrail bu şekilde giderse 2023'te İsrail'in olma şansı yok. Şimdi dedi ki, bir taraftan Şeyh Ahmet Yasin, bir taraftan Amerikalı istihbarat uzmanları bunu söylüyor. Acaba nedir hikmeti? Sonra Filistinli dostlarımıza sorduğumuzda inşallah müjde yerine geçer bir şey söylediler. Dediler ki, biz İsrail'in bu coğrafyada iki defa geldiğini biliyoruz. 72 yılla 80 yıl arasında kaldılar. Dolayısıyla o tarihe baktığımızda 2021 ve 2023 tarihinde İsrail'in yıkılma ihtimali çok yüksek. Şimdi İsrail de bunu bildiği için dikkat edin bütün açıklamalarında 2021 ve 2023'e kadar Mescid-i Aksa'yı yıkacağım diyor. Peki yıkmak için ne yapıyor? Bu bize doğru anlatılmıyor. Bakın Mescid-i Aksa'nın şu an altını adamlar dinamitlerle doldurdular. Bu farazi bir bilgi değil. Bu Raid Salah'tan tutun Filistin'deki bütün yetkilerin ifade ettiği bir şey. Çünkü adamlar şunu söylüyorlar. Bizim
varoluş savaşımız Mescid-i Aksa'nın yıkılışı. Peki Mescid-i Aksa'nın yıkılışı İslam dünyası için ne ifade eder? İslam dünyasının üzerine ölü toprağının serpilmesi demek. Mescid-i Aksa'yı İslam dünyası İsrail'e yıktırırsa, İsrail bunu başarırsa aslında İslam dünyası kendi içerisinde her şeyi yıkmış olacak. Peki bunun için ne yapmalı? Yani bütün bunları bildiğimiz halde ne yapmalı? Çok basit bir şey var. İsrail'i destekleyen ne varsa elimizi ayağımızı çekmemiz lazım. Önce düşünce olarak bir kere berraklaşmamız lazım. Kendi kendimize inanmamız lazım. Kendi içimizdeki kavgaları bırakmamız lazım. Kendi yönetimlerimiz dahil herkesi uslubunca uyarmamız lazım. Dualarımızı etmemiz lazım. İbadetlerimizi terk etmememiz lazım. Düşünebiliyor musunuz? İsrailleri Doğu Romalılar kovdu. Yunanlar kovdu. Onlara o kapıları açan İslam fethi oldu. İslam fethi, Hazreti Ömer orayı fethettiğinde Yahudiler şehre giremiyorlardı. İslam, Yahudiler o şehri açtı. Ama bugün o Siyonizme inanan, ki hepsini ayırmak gerekiyor, Siyonizme inanan o Yahudilerin büyük bir kısmı bugün Mescid-i Aksa'yı kirletmeye başladılar. Kirletmekle kalmıyor, sistematik bir oyunu devam ettiriyorlar. Şimdi geldiğimiz noktada aslında Mescid-i Aksa üzerinden İslam dünyasının bir dizaynı var. Bunu çok net görmek gerekiyor. Bakın dikkat edin, hayatınızda hiç duymadığınız örgütleri duymaya başladınız. İslam adına birçok işi yapan örgütleri görmeye başladınız. Peki bunlar niye çıktı? Bu soruyu soruyor muyuz? Afganistan işgal edilmeseydi mücahit hareketleri çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. Irak işgal edilmeseydi bugünkü yapıların büyük bir kısmı çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. Somali işgal edilmeseydi Şevap çıkacak mıydı? Çıkmayacaktı. Adamlar şimdi her yeri işgal ediyorlar. İşgal ettikleri takdirde sadece oranın yeraltı yerüstü kaynaklarını değil, düşünce yapısını da yerle bir ediyorlar. Ve ondan sonra diyorlar ki tırnak için radikal İslam yükseliyor. Ya sen zaten bunu yükseltiyorsun. Bu zaten senin işine geliyor. İş birliğine de sen zaten konumunu yükseltiyorsun. Şimdi düşünün, yapacağımız şey çok basit. Sinop'tan bir ses çıkıyor. Belki çok anlamsız gibi geliyor bu ses size. Ama şunu unutmayın. Yeni gençliğin büyük bir kısmının Mescid-i Aksa'dan, İslam dünyasından haberi yok. Siz orta yaş grubu olarak bir bedel ödediniz. Türkiye'deki oyunları gördünüz. Belli bir şeyleri keşfettiniz. Ama yeni gençliğin bu iletişim çağında, bu bilgi kirliliğinde İsrail'i anlaması gerekiyor. İslam dünyasını anlaması gerekiyor. Malcolm X'ten tutun, ta Mevdudi'den Seyit Kutubu'na kadar, Tarık Ramazan'ından diğerlerine kadar olumlu olumsuz her kaynağını, her insanı görmesi, tanıması gerekiyor. Biz de şunu yapmamız gerekiyor bizim. Bizim artık bir şekilde sirkelenmemiz gerekiyor. Biz sirkelenmiyoruz. Kolaycılığına kaçıyoruz. Kolaycılığı artık terk etmek gerekiyor. Yani kolaycılık dediğim bu miting meydanında evet önemlidir duruşumuz, gelmemiz önemlidir, ses çıkarmamız önemlidir ama burayla iş bitmiyor. Burayla işi bitirdiğiniz takdirde aslında o zaman Mescid-i Aksa yıkılıyor. Burayla işi bitirmemeniz gerekiyor. Evinizde, çoluğunuzla, çocuğunuzla, yakın çevrenizde bir şuurlanma hareketine gitmeniz gerekiyor. Bakın bir Mavi Marmara gitti değil mi? Bir gemiydi, bir Mavi Marmara. İsrail o Mavi Marmara'yı niye batırdı? Orada 10 insanı niye şehit etti biliyor musunuz? Çünkü İsrail kendisine göre o geminin geleceğini kendi kutsal kitabında işaretini görüyordu. Aşdod limanına o geminin yanaşmaması gerektiğini kendisi ifade ediyordu. Peki Mavi Marmara'nın bereketiyle biz ne öğrendik? Bir Mescid-i Aksa davasına, bir Filistin davasına, bir Gazze'ye daha iyi sahiplenmeye başladık. Selahattin Eyyubi diyoruz, Hazreti Ömer diyoruz, Kudüs diyoruz, Gazze diyoruz, Filistin diyoruz. Ama tarihini çok net bilmiyoruz. Tarihini doğru dürüst öğrenmiyoruz, öğretmiyorlar. O yüzden esas büyük şekilde yapmamız gereken Kudüs'ün yıkılmaması, Mescid-i Aksa'nın yıkılmaması, teslim olmamasının temel yolu bizim kafalarımızdan geçiyor. Önce kafalarımızdaki hapishaneleri bir yıkmamız gerekiyor. Yani bir mesele olduğunda şunu çok net görmemiz gerekiyor. Bu oyun kime yarıyor? Bu oyun kime yarıyor? İslam dünyasının bu kendi kavgası kime yarıyor? İslam dünyasının diktatörleri kime yarıyor? İslam dünyasının yeraltı kaynaklarının sömürülmesi kime yarıyor? Müslüman duruşumuz bizim medeniyetimizden gelen, Allah'ın Resulü'nden, kitabımızdan aldığımız bir duruşumuz var. O da şu, her yerde, her zaman adalette olmak, adalete haykırmak, haksızlık karşısında susmamak. Çünkü biz inanıyoruz ki kim haksızlık karşısında susarsa hakkıyla birlikte şerefini de kaybeder. O ne?